Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtar olan Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sesini halkın temsilci olarak seçtiği muhtarımız vasıtasıyla bugün de Adıyaman Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyü muhtarımız Erhan Ölez ile kamuoyuna duyuracağız. İşte burada bir elen bir olay meydana gelmiş. Muhtarımın da neyi var? Alaynoğlu, evet. Evet, kör nokta olduğu için buradan aşağıdan gelen araç buradan dönerken karşıdaki evler arkadaşlar, onu yakınlaştıralım. Karşıdaki evlere dönecek şekilde karşıdan gelen araba arabaya vurunca 40 yaşında genç bir şekilde kaybettik. Evet. Aynı zamanda burada şu öbür tarafı da alalım. Şu kısımda evet, araba oradan arabaya vurunca annesini 6 kişi öldü. 6 kişi hayatını kaybetmiş. Sayın izleyiciler, ben araştırmacı gazeteci olarak daha önce de yine Adıyaman'a geldim. Adıyaman'da çok güzel anılarım, çok güzel dostlarım var. Bunların başında kim var? Ahmet Aydın var, Adıyaman milletvekilimiz. Daha önce Allah Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekiliydi biliyorsunuz. Halil İbrahim Fırat milletvekilimiz var sayın izleyiciler. O zaman da bana teşekkür ettiler. Çünkü ben halkın sesini tüm dünyaya duyuruyorum. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Burada 7 tane vatandaşımız 2 ayrı kazada hayatını kaybetti. Neden? Arkadaşın dediği gibi orası kör nokta arkadaşlar. Buradan araçlar suratını geçiyor. Ne yapıyor? İstenmeyen olaylar, ölümlü kazalar meydana geliyor. Biz burası iki köyün Yukarı Çöplü ve Kuzevler köyünün bağlantı olduğu yeri. Bağlantı Adıyaman iline bağlayan karayolundan ayrılıyor. Kör nokta olduğu için araçlar da çok süratli geçiyor. Buraya bir tane ben ışıklı kavşak yapılmasını istiyorum. Adıyaman il milletvekillerine sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak arkadaşlar. Burada başka bir can hayatını kaybetmesin arkadaş. Ya bu çok zor bir iş değil. Buraya bir tane ışıklı kavşak yapılacak. O kadar zor değil. Trafik kurallarını her vatandaşımız uyacak arkadaşlar. Araştırmacı gazeteci olarak şimdi çok güzel. Yani filmlerde de ne yapıyor? Sanatçılarımız artık önce ehliyet kemerini bağlıyor. Onun için her vatandaşımız trafik kurallarını buraya bir ışıklı kavşak yapıldığı zaman bu ölümlü trafik kazalarının önüne geçilmiş olur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini bekliyorum araştırmacı gazeteci olarak. İl milletvekillerini de Adıyaman İl milletvekillerini de bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirerek Karayolları Genel Müdürlüğü'nün buraya bir kavşak, ışıklı kavşak yapmasını istiyoruz ki 7 tane vatandaşımız burada hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Bu son verişin artık. Anaları olamazsın. Burası iki köyün bağlantı olduğu bir yer. Evet, iki yol. Burayı da alalım. İki lefayı al orada bak. Evet. Yukarı Çöplü 1 kilometre, Kuzevler 4 kilometre evet. Arkadaşlar. Burası kör bir, gene bir kör çıkış bir yerdir. Evet, kör nokta arkadaşlar. Evet, bu yolun da yukarı köye kadar yapılmasını... Onlar çekeceğiz. Onlar ayrı. Evet. Röportajımıza, köy içinde yapacağımız röportajda devam edeceğiz. Muhtarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.